Herkese selam arkadaşlar, bugün yine elektrikçi simülatördeyiz. Elektrikçiyiz abi, ikinci bölümdeyiz. Geçenlerde ilk bölümü çekmiştik, sıfırdan başlamıştık oyuna. Şurada bayağı bir joysticklerle moysticklerle uğraşmıştık. Evlere gittik, birkaç tamir işini falan yaptık. Bugün de yeni işlere hemen başlayacağız. Bakalım. Merhaba, hey merhaba, hiçbir şey duymuyorum ama sanırsam bu mesajın e-posta olmasından dolayı kulaklıkların olmasın ne? Evet falan. Tamam. Kulaklıkla ilgili sanırım bir sıkıntısı var. Bakalım, saç kurutma makinesi. Bunları yapmadık mı ya? Bu ikisini yapmadık mı ya? Bunları yaptık sanki. Bunları yaptık diye hatırlıyorum ama. Diğerlerine bakalım. Teknoloji ne kadar da ilerli, inanılmaz. Televizyonda elleri daha yıkamaya ve dezenfekte etmeye yardımcı olan bir UV lambasının reklamını gördüm. Ultraviyole. Onu satın aldım. Aslında çalışma masası lambasını andırıyor ama işte yaradığına inanıyorum. Onu prize bağlamak ve özel ampulü takmak gerekiyor. Onu nereye koydum acaba? Uyumadan önce onu düşünüyorum. Hatırlıyorum. Bana yardım eder misin tekrar? Ne diyorsun dayı? Dayı ne diyorsun ya? Dur kabul edelim be. Önlerinden nesnelere gelelim. Tamam, tornavidamız var. Sıkıntı yok. İşi kabul ettik. Ofisten ayrıl. Hadi bakalım. Gidelim. Neymiş dayının derdi bir anlayalım önce. Yine mi bu evdeyiz biz? Şimdi lavaboyu aydınlat. Tamam. Ha bu muymuş olay? Bakalım. Dolaptaki bütün kalıbın doğru şekilde olup olmadığını kontrol et. Tamam. Şimdi önce şalterleri kapatacağız tabii ki. Oo. Sadece bunu kapatmamız sanırım yetiyordu. Şurada bir hata var. Gerçi kabloların hepsi kırmızı gösteriyor. Şunu da sökelim bu arada. Yanlış taktık. Geçen gün yine yanlış takmışız. Arkadaş ben onu videoda nasıl fark etmedim ya? Video esnasında bazı şeyleri göremeyebiliyoruz işte. Her şey tamam. Hemen takalım bunları. Seni de yerleştirdik. Şimdi. Sigortayı açacağız. UV ampulü bul. UV ampul. UV ampul nerede oğlum? Nereye yakıyor ya? Beynim yandı. UV ampul derken. Buralardan satın almayacağız herhalde. Çünkü bul diyor. UV ampulü bul, ampulü değiştir.
Peki nerede UV ampul? Allah Allah. Sabun. Nereden bulacağım oğlum ben şimdi UV ampulü ya? Allah Allah. Dur sizi bekletmeyeyim. Hemen araştırıyorum. Bak olaya bak. Adamın yatak odasında burada abi UV. Ulan niye adamın yatak odasını bize karıştırıyorsun ya? Şaka gibi ya. Bildiğin adamın yatak odasını karıştırdık ya. Bunu çıkartıyoruz. Yerine bunu takıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adamın bildiğin yatak odasını karıştırdık ya. Evet buymuş yani olay. Neyse. İşi tamamladık. Birazcık uzun sürdü ama yapacak bir şey yok. Tamamdır. $50 aldık. Bir tane de fazladan ampulümüz oldu. Bunları böyle bir yerlere koyamıyor muyuz ya? Böyle üstümüzde kalıyor. Ya da satsak. Nesneyi kaldır var. Ya da neyse şöyle envantere koyalım biz. Şimdi diğer işlere bakalım. Ne diyor? İyi günler. Burada yeniyim. Valizlerimi boşaltmayı bitiremedim. Ama beni endişelendiren bir şey var. Yeni evimde birçok priz var ama çoğu çalışmıyor. Lambayı açamıyorum ve başka lambaları da açamıyorum. Eğer tamam. Şimdi önerilen nesneler nelermiş? Tornavidamız var. Tamam sıkıntı yok. Haydi o zaman gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Koştura koştura. Evet şimdi. TV sehpası yanındaki prizi kontrol et. Dur. Hemen şöyle elektriği keselim önce. TV sehpası. Burası değil. Kapalı. Ha TV sehpası dedi bu. Kabloları doğru şekilde bağlı diyor. Okey. Hemen şöyle açalım şunları. Şimdi bu buraya mıydı? Yok. Buraya. Buraya. Bu da buraya. Hemen vidalarını takalım. Prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edecekmişiz. Tak vidayı da abi. Tak bunu da. Tamamdır. Şimdi onu kontrol ederiz ama şöyle yapalım. Tamam. Yatak odasındaki ikili prizi kontrol et. Sanırım şu. Biz geçen bunda patlamıştık galiba değil mi? Burada bir hata yapmıştık biz. Aynı görevleri bize tekrar mı yaptırıyor? Ya da yapamadığımız için mi? Acaba? O zaman buraya. Buraya. Bu da buraya. Tamam. Geçen gün bunun kablolarını biz yanlış bağlamışız. Ondan dolayı bitirememiştik görevi. Belki de ondan tekrar yaptırıyor bize. Tamam. Prizin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ne yapıyoruz? Hop kaldırdık. Evet görev tamamlandı. Hadi bakalım. Tekrar ofise geri dön.
Tamamdır. 150 dolar. Temiz para. Güzel. Abi bunları yaptık biz ya. Şunları o yüzden tekrar tekrar yapmak istemiyorum. Mesaj arşivi diyor. Şuna gelelim. Şimdi fevkaladenin fevkinde bir şey. Aslında diğer öğretmenler bu şekilde konuşmamı yasakladılar. Kurulumun belli elemanlarını kablolarla bağlama zamanı geldi. Bilirsin. Örneğin anahtar lambayı veya sadece iki lambayı, bu sayede istediğin her yere elektrik ulaştırabilirsin. Bak nasıl da kolay. Anahtarları onar anahtarları elektriğe bağla, lambaları aç. Tamam, hadi bakalım. VR'ı tak. Ha, bu VR görevi. Tamam. Bunların yerlerini değiştir. Ha, tamam. Ha, kablo çekeceğiz bir de. Aya bildiğin kablo çekeceğiz biz. Kapat. Yok. Kablo çekme olayı nasıl ki bunda? Şimdi sertifika elde et. Anahtarları onar. Anahtarları elektriğe bağla. Lambaları aç. Kablo bal değil ki. Nasıl yapacağıma dair hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Kurtarın beni. Vallahi nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Bunları da sökemiyoruz. Allah Allah. Kabloyu nasıl çekeceğiz yani? Onu bir bilsem. Yani. Şu diğerlerini de sökelim be. Alayını sökeceğiz. Bir deneyelim. Deneyeceğiz. Vallahi ben de bilmiyorum. Olmadı iptal ederiz görevi. Ben sonradan çözebilirsem sonraki bölümlerde sizlere gösteririm. Yani keşke ipucu falan verse biraz ya. Hiç ipucu da yok. Yani hiçbirinde kablo yok. Bunu anladık da. Vallahi hiçbir şekilde olayı çözemiyorum şu anda. Etkileşime geçemiyoruz onunla. Bunlarla da etkileşime geçemiyoruz. Hiçbir şey yapılmıyor. İsim değiştirme.
Ya da açıp kapatabiliyoruz bu şekilde. Yani gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden bu görevi iptal ediyorum. Hiçbir şey anlamadım. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor oğlum? Ha, tamam. Geç. Yapamadık. Ne yapalım? Vallahi yapamadım. Şimdi mesaj arşivlerine bakalım bir. Ha, bunlar yaptıklarımız. Tamam. Yani bu görevler o zaman yeniden mi geliyor bize? Anlamadım ben. Kulaklık tamiri var mesela. Ya da ben bunları yaptım. Video dışında, yani ilk videoyu çekmeden önce oyunu denerken mi acaba yaptım ben bunları? Hiç bilmiyorum. Olabilir de vallahi. Öyle yapmış da olabilirim. Hatırlamıyorum çünkü. Ne var ne yok söküyoruz. Şimdi bilinmeyen hoparlör diyor. İncele. Bunun durumuymuş. Bakalım, hoparlör yine bilinmeyen diyor. İncele diyelim. Bu bozuk. Buna bir şeyler yapabiliyor muyuz? Yok, o yüzden direkt bunu değiştiriyoruz abi. 17 dolar verdik. Gelelim tekrar baskılı devre karta. İncele. Ya bu iyiymiş, tamam. Mikrofon. İncele. Bu da iyiymiş. Baskılı devre kartı incele. Bu da iyi. Tamam. Sadece kulaklıkta problem varmış ya. Montaj aşamasına geçebiliriz. Şimdi lame yapacağız. Tamam, sıra bunda. Hemen şöyle lame'lerini yapalım. Mikrofon. Vidalar. Başka. Ha, şuraya lame. Test edelim. Sıkıntı yok. Nesne gönder abi. Gelsin 150 dolar. Şimdi bir iş daha var. Hemen onu da alalım. Vantilatör. Dediğim gibi ben bunları video dışında da yapmış olabilirim. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bunlara sprey atacağız şöyle. Tamam. Sök 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 sök. Allah ne verse ne var ne yok sök.
Tamam. Şimdi vantilatör motoru incele. İyi. Isıtıcı çerçevesi incele, bozuk. Şimdi bu bozuk. Buna bir şeyler yapabiliyor muyuz? Yok. Bunu değiştireceğiz. Buna bakalım. Bu da bozukmuş. E bunu tamir edemeyeceğimize göre mecbur bunu da alacağız. Baskılı devre kartı. Evet. Bu bozuk çıktı. 5 dolara yenisini taktık. Tamam, bu da sıkıntısız. Tamam. Montaja geçelim. Tamam. Çok içine giriyoruz bazen. Göremiyorum bazı şeyleri. Şimdi bunun bir kartı olacak burada. Heh. Şunları takacağız önce. Agdi, ha. Bir dalayalım. Şunları takmamışız. Tamamdır. Gönder gitsin. 200 dolar da buradan. Temiz. Güzel para kazanıyoruz. Bir sonraki seviyeye geçmişiz. Gelsin yeni işler. Dünyadaki en kötü diyet. Ekmek tamam. Şu makinede problem var anladığım kadarıyla. Hemen şunları yapalım. Ekmek kızartma makinesi. Pastı vidalar. Tamam mı? Daha ne yapacağız çıkartmak için? Oha. Burada da vidalar varmış. Başka? He, o appa, bu neymiş la böyle? Amma çok vida var. Çok derinlemesine girdik buna. Başka? Vay yavrum vay. Oh oh oh. Tamam, şimdi oldu. Şimdi incele diyelim. Bununla bayağı bir uğraşacağız gibime geliyor.
Tamam. Atalım lane'lerini de şöyle. Mis. Bakalım. Tamam, sıkıntı yok. Evet, bu da gidik. Keşke lane yapmak bu kadar kolay olsun. Tamam mıdır? Başka kaldı mı? Bakalım ipucu. Tamam, yok. Baskılı devre kartı. İncele. Yavrum, daha neyi kaldı bunun? İncelemediğimiz. Her şeyine baktık bunun. Bak, ipucu da yok. Hala bilinmeyen diyor. İç gövdenin önü incele. İyi durumda. Isıtma elemanı incele. İyi. İncele. İyi. İncele. Bozuk. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Bunu değiştireceğiz. İncele. Bu da bozuk. Bunu değiştir. İncele. İyi. Alt gövde incele. İyi. Tamam, bir tek şunda bir bilinmeyen olayı var. Buna da yani her şeyini kontrol ettik ama hala şey yazıyor. Bilinmeyen yazıyor. Test etmeden sanırım buna iyi ya da kötü, bozuk diyemeyeceğiz. O yüzden montaj aşamasına geçelim. Şimdi montajı yapacağız, deneyeceğiz. Bir şey olmayacak, yandık ondan sonra. Bu bayağı uzun işmiş ya. Cidden. Tamam. %91 diyor. Ha, vidalar var. Test edelim. Tamam. İyi. Gönder abi. $250. Hemen geliyorum. Evet. Bu işi de bitirdik. Bakalım, küçük bir iş varsa onu da alalım. Ne diyor? Yumurta. Ha tamam, mikser. Bunu da alalım abi. Bıçaklar dönmüyor, cihazdan su damlıyor diyor. Bunu da alalım hemen. Önce spreylenecek vidalara bir el atalım. Tamam. Tamamdır.
Şöyle şunları da sökelim abi. Ha, okey. Tamam, şimdi baskılı devre kartı incele. Evet, bu gidik. Hemen şunu değiştiriyoruz. 3 dolara yenisini hemen takıyoruz. Okey. Bu tamam. Vantilatör incele, durumu iyi. Vites kutusu incele, durumu iyi. Motor incele, bozuk. Evet, motora sanırım müdahale edemiyoruz. Mecbur motor değişik. Motor inecek abi. 15 dolar. Tamamdır. Montaja geçelim. Olay şuradaki kartta zaten ya. Tamam. Hemen vidalama. Hemen test edelim. Nesneyi gönder abi. Hayırlı uğurlu olsun. 1187 dolarımız oldu. Çok güzel para kazandık. Şu kulaklık olayına yine mi ya? Yine mi kulaklık geldi? Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. Bugün de çarpılmadan atlatabildik. Sıkıntı yok. Ama şu VR'ı ben bir kendim çözmeye çalışacağım. Artık. Kendim çözersem onu yapar geçerim. Onlar zaten bizim ekstra sertifika olaylarımız. Ben de bilmiyorum nasıl yapılacağını. Yani nasıl kablo çekiliyor, ne oluyor, ne gidiyor bilmiyorum. Yani şuradan yine bakalım ama. Kurulum kablolama bilirsin. Örneğin. Anahtarlı lambayı veya sadece iki lambayı bu sayede istediğin her yere elektrik ulaştırabilirsin. Bak nasıl da kolay diyor da. Anahtarları onar, anahtarları elektriğe bağla, lambaları aç. Yani kabloyu bir bağlayabilsem her şey olacak da kabloyu bağlayamıyorum. Sıkıntı orada. Onu çözemedim daha. Neyse. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.